Mehmet Şimşek konuşurken bir taraftan sosyal medyadan da bana doğrudan mesajlar geldi. Şöyle yorumlar okudum. Madem her şey bu kadar iyi, neden peki zam yapılmıyor asgari ücrete? Neden peki emekliye zam yok diye? Asgari ücret konusu kapandı ama emekliye bir zam geliyor galiba, değil mi Hilal Köylü? Şimdi aslında her şey çok iyi değil. Çok iyi demek istedi de iyiymiş gibi, iyiye gidiyoruz gibi bir tablo çizdi Mehmet Şimşek. Ben de dikkatle izledim çünkü Ankara kulislerinde siyasette şu an en çok konuşulan konu, iktidarla muhalefeti de birbirine düşündüren, toplumla iktidarda karşı karşıya getiren konu ekonomi. Şimdi durum o kadar kötü ki son 10 yıldır zaten tablo anlatıldığı TÜSİAD yetkililerince orada. Üst üste bakanlar değişti, üst üste programlar değişti. İşte kur korumalı mevduat sayfasını kapatıyoruz. Böylelikle bu sayfayı kapatıyoruz ifadesini kullandı. Örneğin Mehmet Şimşek çok önemli. Çok kötü sayfalar açılmış. Ben artık onlarla çalışmayacağım mesajını verdi. Aslında tam da ben patronum, benim diyeceğim olacak diyor. Şimdi emekli meselesine gelince AK Parti grubu zaten birbirine girmiş durumda. Bu işten nasıl çıkacağız, nasıl kurtulacağız diye. 1 milyon 780 bin emekli var ki onlar sadece 10 bin lira alıyorlar. Ve onların bu enflasyon Temmuz farkı da maaşına eklenince de yine maaşları artmıyor. Eklense bile 10 binde kalıyorlar çünkü kök maaşları düşük. İnanılmaz hesaplamalar yapılıyor mecliste. Kök maaş nasıldı, ne oluyordu, nasıl hesaplanıyordu? %24,73 diğer emeklilere zam verilecek. Nasıl onları 10 binde bırakacağız? Onları 10 binde bırakırsak iktidarımız gider, iktidarımız sarsılır. Böyle bir şey yapamayız. Zaten halktan kopuk bir siyaset izlediğimiz yönünde ciddi eleştiriler var. Bizim bu ekonomiyi emekliler üzerinden toparlamamız da gerekiyor. Mehmet Şimşek'e de düşen görevler var diyor. Çok sayıda AK Partili vekil. Ama Mehmet Şimşek de diyor ki bunun sorumlusu ben değilim ki. Bunun sorumlusu sizsiniz. Artık toplum, halk sizin önceki politikalarınızın ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar halktan kopuk olduğunu, ne kadar matematik ile mantıkla açıklanamayacağını görmeli diyor. O yüzden dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bize dedi ki bizim bir oturup konuşmamız lazım. Ne zaman konuşacaksınız Mehmet Şimşek'le dedik. Bugün program olursa yarın olabilir sanki uygun gibi dendi. Sonrasında bir program araştırması yapıldı ama sonuçta TÜSİAD'la buluşması çok daha önemli, evet. Mehmet Şimşek'in. O yüzden herhalde bir program üzerinde anlaşılacak, çalışma yapılacak. Ama cuma günü yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dönüyor NATO zirvesinden, Washington'dan. Belki de onunla bir değerlendirme yapacak Mehmet Şimşek. Bunlar konuşulacak, edilecek de sonuç çıkacak mı? İşte 10 bin lirayı artırsanız artırsanız en fazla 2500 lira koyuyorsunuz üstüne. Onun üstüne çıkmam diyor ekonomi yönetimi ve Mehmet Şimşek. 10 bin lira, 12.500 lira olunca iş görecek mi? Emekliye zam olarak mı ya da müjde olarak mı duyurulacak? Çok kötü, biz sıkışmış durumdayız diyen çok sayıda AK Partili yönetici, yetkili, milletvekili var. O yüzden iktidarın kötü ekonomi politikalarının yükünü bugün ne yazık ki halk çekiyor. Vergide adaleti sağlayacağız dedi Mehmet Şimşek ama hani çok kazanandan çok az, kazanandan az vergi alınmadığına dair uzun süredir Türkiye'de bir şikayet var. Çok da yükselen bir şikayet. Kimse evet. inanmıyor. Öncelikle hükümet samimiyetini kaybettiği için tamam şimdi Mehmet Şimşek'i dört gözle, dört kulakla dinliyoruz, candan dinliyoruz ama güvenliğini yitirmiş bir hükümet olunca da öyle mi acaba, böyle mi, inansak mı, inanmasak mı gibi şüpheli soruların sorulduğu bir Türkiye'de siyaset atmosferi var. Siyaset ne kadar kırılgansa, ne kadar yıpranmışsa ekonomide de siz reform da yapsanız, hamle de yapsanız ilerleyemiyorsunuz, adım atamıyorsunuz. Bunun en temel sebeplerinden birinin de hukukun üstünlüğünün sağlanamaması olduğunu zaten hem TÜSİAD hem de Mehmet Şimşek söylemiş oldu. Gerçekten hepimizin işi çok zor. En zoru bitti dedi ama Mehmet Şimşek, onlar biraz matematiksel ve tablo üzerinde görünenler. Herkes şu an yanıyor, kavruluyor. Vallahi